Çok kıymetli türkü dostları, Dragons Musiki Cemiyeti'nin düzenlemiş olduğu bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Türk Halk Müziği konserine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yalnız bu kadar özenle ve çabayla, sabırla hazırlanan bir konserin açılışını yaptıktan sonra doğrusu bu kadar az bir alkış beklemiyordum. Bu kadar az alkışları bu konseri açmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, coğrafyamız, Anadolu'muz, dünyanın en zengin coğrafyası. Türk halk müziği de dünyada en zengin repertuara sahip olan bir müzik biçimi. Bu nedenle biz Türkiye olarak çok şanslıyız. Cemiyetlerin de bu konuda kültürümüzü, halk ezgilerimizi korumaktaki üstün çabaları ve çalışmaları takdire şayandır. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu çalışmalarda Dragons Musiki Cemiyeti son zamanlarda dikkat ederseniz çok ön plana çıkan çalışmalar gerçekleştirdi ve periyodik konserlerine süratle devam ediyor. Evet, söylediğim gibi konuşmamın başında bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyor Türk Halk Müziği'nin konserinin ve birbirinden güzel yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş ustalarımızın klasik eserlerini sizlere çok değerli koristlerimiz ve solistlerimiz seslendirecekler. Fakat adettir, gelenektir. Bu çalışmalara vesile olan, bu güzel beraberliğimizi mümkün kılan, üstün gayretleriyle hakikaten gönüllerde çok güzel bir yeri olan Dragons Musiki Cemiyeti Yönetim Kurulu adına şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere ama deminki alkış kadar güçlü bir alkış istiyorum. Serdar Taşlanoğlu beyefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. Yaparsınız, geri çekilirsiniz. Çünkü türküler size gereken her şeyi anlatır.
sözlerine baktığınızda ondan alacağınız dersleri gayet iyi alırsınız. Duygularınızı zaten ifade eder ve Anadolu kokusunu size getirir. Bu sebeple ben Dragos Moski Cemiyeti'nin çalışmalarını, provalarını takip ettim. Hakikaten bir akademi gibi çalışıyorlar. Birazdan sizler de bana katılacaksınız. Bu arada bir küçük parantez açacağım. Yani türkülere ben buradan, sizler oradan, tabii ki eşlik edeceğinizden hiç şüphem yok. Bunun tadı böyle çıkıyor. Türküler birlikte söylendiği zaman tadı çıkıyor, hissediliyor. Sizler daha iyi biliyorsunuz çünkü sizler türkü dostlarısınız. Sabrınızı çok fazla zorlamadan çok değerli saz arkadaşlarımı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Efendim bağlamalarda Gürkan Ortakale, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi. Naci Düzel, TRT İstanbul Radyosu saz sanatçısı. Çiğdem Abda, Dragos Moski Cemiyeti repetitörü. Meyzurna'da Baran Aşık, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi. Kabak Kemali'de Burhan Elmaslı, TRT İstanbul Radyosu saz sanatçısı. Kaval'da Sinan Cem Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi. Ritim Saz'da Ali İhsan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi. Perküsyon'da Murat Bakova, kısa adı Mekter olan Mevlana Eğitim Kültür Derneği'nde sanatçı arkadaşımız. Evet, rica edeceğim. Bugün sizden sadece ricam bol bol alkış. Bu değerli saz arkadaşlarımıza hep birlikte güçlü bir alkış. Şimdi birbirinden değerli korist arkadaşlarım, ilk önce hanım koristleri huzurlarınıza davet edeceğim, tabii ki alkışlarınızla. Ve beraberinde beyler geliyor huzurlarınıza. Dragos Moski Cemiyeti Türkan Müzik Korosu. Takdim ediyorum, saygıyla takdim ediyorum. Benim çok eski arkadaşım, konservatuar yıllarından arkadaşım. Ama uzun yıllar geçti aradan, çalışmalarını takip ettiğimde, şöyle bir baktığımda, dakikalar sürecek. O kadar güzel çalışmalar sığdırmış ki hayatına, o kadar önemli çalışmalar yapmış ki. Son derece işine titiz, başarılı bir şefimiz. Efendim, kendisi şu anki görevi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi sanatçı. Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği kurucularından ve böyle devam edebilirim.
Ama sizler sabırsızlıkla biliyorum ki konserin başlamasını bekliyorsunuz. O güzel alkışlarınızı çok güçlü rica ediyorum. Bir sen çarpacağım efendim. Thank you.
Thank you.
Thank you.
sıcak kibritsiz yanmış Harkut'un çayında şırası vardır. Şahin yuvasında baykuş tünerken, Antep sınırlarından gazi dönerken, Tokat bir yabancı yüze inerken, 15'liler ile burası vardır. Gencede topraksız lale örneği, Tebriz'de bayraksız kale örneği, Kerkük'te ceylansız bala örneği, öksüz tarı tutsak şurası vardır. Beş parmakta gümüş mavzer kesilir, çatal yüreğine barut basılır, alt telle bir tetik olur kasılır, belki de patlamak töresi vardır. Nice ki ölüm var er geç kaderde, bir içli ağıtta susar son perde. Pir Sultan'ın yattığı yerde sonsuza dek nöbet tutası vardır. Yitik Ozan böyle dile getirmiş bizim sevdamızı, bizim hüznümüzü, bizim acımızı. Efendim konserimizin ikinci bölümünde bundan sonra ne var ne yok bilmiyorum. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Sürpriz. Bakalım ne yapacaklar? Bize neler hazırlamışlar? Alkışlarınızla Dragos Moski Cemiyeti sizlerle. Thank you.
konserini burada bitirmiş bulunuyoruz. Efendim 17 Aralık'ta Kadınlar Korosu'nun güzel müzik konserimiz var. Şefim hazırlanırken son anonsumu yapacağım ben de. 17 Aralık saat 20'de Kadınlar Korosu Türk Sanat Müziği konseri. Şef Nermin Niyazi, konuk sanatçımız. TRT İstanbul Radyosu solistlerinden Müsret Yılmaz katılacak. Yer Maltepe Kültür Merkezi Küçükyalı sahil. 24 Aralık günü saat 20'de Türk Sanat Müziği Neoklasik Koro konseri. Şef Fikret Yasin, konuk sanatçımız. TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Alp Arslan katılacak. Yer Maltepe Kültür Merkezi Küçükyalı sahil. Efendim koromuzda sizleri baş başa bırakıyoruz. Tekrar buluşmak dileğiyle.